Safi Lezzetler kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli çok güzel bir tarifim olacak. Ben bunu fırında patates mücver olarak tanımladım. Patatesli kek de diyebilirsiniz. Kekli harcını birazcık daha fazla yapıp 2 tane yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. Sıvı yağım tam dolu dolu değildi. 1 çay bardağından biraz eksikti. Bunları homojen olarak karıştırıyorum. Dilerseniz mikserle de çırpabilirsiniz. Ben elimle çırpmayı tercih ettim. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığından biraz eksik karabiber ve toz tatlı kırmızı biber ilave ediyorum. Bu aşamada eğer acı yemede sorunuz yoksa 1 çay kaşığı kadar pul biber de ilave edebilirsiniz. Patateslerim bu şekilde şöyle 5 tane küçük boy gibi düşünebilirsiniz. Bunları bu şekilde küp küp doğruyorum, biraz minik olacak şekilde. Bir tane de kuru soğanım var. Onu da yemeklik olarak doğradım. Şöyle bir fırın kabım var. Bunu sıvı yağla yağlayıp unladım. Katı yağla yağlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum, küp küp doğramış olduğum patatesleri ve yemeklik olarak doğradığım soğanları harcımın içine alıyorum. Kuru soğan yerine taze soğan da kullanabilirsiniz. Burada 1,5 su bardağı un var fakat hepsini kullanmıyorum ben. 1 su bardağı kadar un kullanmanız yeterli gelecektir bu tarif için. Yine de kontrollü eklemenizde fayda var. Bakın yarım su bardağı kadar unu kullanmamış oldum. 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Tamamen karıştırıyorum. Fırınımı bu aşamada 185-190 arası derecede ısıtmaya başladım. Kabartma tozunu ilave edip karıştırıp fırın kabıma karışımı aktaracağım. Yine dilerseniz bu tarife rendelenmiş peynir çeşitleri de ilave edebilirsiniz. Ben bugün bu şekilde yaptım. Elimde olan malzemelerle böyle bir tarif geliştirdim. Tabii ki de tarifi detaylandırıp çeşitlendirmek sizin elinizde. Ve ben bu ara gerçekten patatesli tarifleri çok çok deniyorum ve çok beğeniyorum. Ev halkı da severek yemeye başlayınca ben de sürekli yeni arayışlar içine giriyorum. Birazcık görsellik katalım patates mücverimize. Böyle sıra sıra çörek eti ve susam ekliyorum. Şimdi fırına gitme zamanı. Fırında yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar pişti ve 190 derecede. Üzerine bir örtü örttüm. Ilındıktan sonra dilimliyorum. Ilık hale gelmeden dilimlerseniz dağılma yapabilir kekiniz. Tadına baktıktan sonra sarımsaklı yoğurdun çok yakışacağı kanaatine vardım. Hani böyle bir ikindi atıştırmada olarak sarımsaklı yoğurtla tüketebilirsiniz. Sade bir yoğurt da olabilir. Ben bunu arkadaşımla gittiğim piknik için yapmıştım ve çok beğenildi. Çocuklar bile kapış kapış yediler. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.